Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben yeni uyandım, daha gözlerimi zor açıyorum. Köpeği dışarı çıkardım. O da şu an burada tuvaletini yaptı herhalde. Şşt, kız Zoe gel bakayım buraya. Her neyse, o tuvaletini yapsın. Şimdi de Çağan'ı almaya gideceğim. Çağan'la birlikte Orlando'dan Tampa'ya gideceğiz arkadaşlar. Tampa'da güzel bir araba bulmuş. Bana sürpriz yaptı. Gideceğiz, ona bakacağız. Onu alabiliyorsak onu alacağız. Sizlere akşamüstü gibi bütün arabaları göstereceğiz. Çağan'ın kaç tane arabası var? Kaç tane arabasını kaç gün kiraya veriyor? Bu işte para var mı yok mu tarzında. Biliyorsunuz ben Supra almaya çalışıyordum. Supra'yı biraz faiz oranları yüksek çıktı diye alamamıştık. Hala arayışlarım devam ediyor. Hani bu iş mantıklı mı değil mi diye sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Komşuların evinde geziyor salak var ya. Vuracaklar bizi, gel buraya. Yaptın mı tuvaletini ha? Okey, hadi gel bakayım, içeri giriyoruz, gel. Zoe gel. Şimdi Zoe'yi eve sokuyorum. Güne başlıyoruz. Gir bakayım, gir. Açtım kapıyı, hadi. Yalla. Bu arada yatak odamı bayağı bir değiştirdim. Onunla alakalı yakında bir video gelecek. Şu köpeği yerine sokayım. Zoe, come here. Go inside. Aferin, söz dinle böyle. Şimdi benzin almaya geldim. Çağan'la burada buluşacağız. Bu arada benzin fiyatları biraz yükselmeye başladı. Özellikle şu an havaalanının yanındayım. O genelde arabaları havaalanına getiriyor ve burada müşterilere veriyor. Müşteriler havaalanından... Ya bu... Adam Nissan Sentra'ya egzoz taktırmış. Sesi görüyorsunuz, iğrenç bir ses, her neyse. Yani havaalanında delivery yapıyor anlayacağınız. Müşteri arabayı kiraladığı zaman, delivery yaptığı zaman atıyorum 50 dolar, 100 dolar daha fazladan para veriyor. O da zaten basıyor, geliyor buraya arabayı veriyor. Sonra Uber'le geri dönüyor. Ama bugün Uber'le dönmeyecek. Bugün Çağan'ı alacağım, Tampa'ya gideceğiz dediğim gibi. Yeni bir araba bakacağız. Bayağı bir benzin koyduk, şu an 30 doları buldu. Burada biraz fiyatlı yüksek, o yüzden durduracağım. Şu an galonu 2.89, 2.9 normalde 2.67 arkadaşlar. Yeter bu kadar, ben durduruyorum. Çünkü havaalanına yakın diye çok fazla fiyat çekiyorlar burada. Zaten Tampa'da buradan 1 saatlik uzaklıkta. Yeterli. Bu arada Uber falan bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. İşler bayağı bir açıldı. Burada Spring Break var şu an. Hani Spring Break olduğu için Amerika'da her yer kapalı, sadece Florida açık. Ve bu şekilde insanlar Florida'ya geldiği için neredeyse günlük 250 ile 350 arası para yapıyoruz. O yüzden çok çalışıyorum. Çok çalıştığım için zaten video atamıyorum. Yani Uber'de normalde 20 saat çalışıyordum. Şu an 30-35 saat kadar çalışıyorum. Bunun dışında da bir NBA yıldızıyla birlikte bir kontrat yapmaya çalışıyoruz. Eğer olursa güzel haberler olacak. Bir NBA yıldızının YouTube kanalını yönetmiş olacağım. Onun videolarını çekmiş olacağım. Her neyse, şu an 34 dolarlık benzin aldık. Çağan'ı bekliyorum. Arabayı getirsin, onu da göstereceğim. Hazır Çağan'ı burada beklerken sizlere uygulama hakkında birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde arabanızı uygulama içerisine koyuyorsunuz ve günlük kaç para kiralayacağınızı belirliyorsunuz. Ondan sonra alıcılar sizlere mesaj atıyor da direkt uygulama üzerinden kiralıyor ve onlara bu şekilde arabanızı verip arabanızı kiralıyorsunuz. Burada benim amacım güzel bir araba alıp bu arabanın 2-3 sene içerisinde ödemesini çıkartıp daha sonrasında ya arabayı kullanmak ya da arabayı satmak. Çağan yaklaşık bu işi neredeyse 2 senedir yapıyor. Herhalde 4-5 tane arabaları var. Ben arabaları uzun zamandır görmüyorum çünkü sürekli kiralıyor. Herhalde uygulamada da All Star Host ya da o tarz bir şey olmuş. Öyle bir şey olduğu zaman da insanlar size daha fazla güveniyor ve daha fazla araç kiralayabiliyorsunuz. Yani aslında bana biraz da mantıklı geliyor çünkü araba kendi kendisini ödeyecek. Zaten kendisini ödedikten sonra da kiralayıp bu işten kar yapabiliyorsunuz. Ama önemli olan soru şu, sonuçta arabanın aylık bir ödemesi olacak. Biz Toyota Supra hakkında konuştuk. Şimdi benim istediğim Supra 2021 model, 2.0 olan Supralar. 3.0 aldığınız zaman neredeyse 14.000, 15.000 dolar kadar oynuyor. O yüzden benim bütçem ona uygun değil. Aşağı yukarı böyle 45.000 dolarla 43.000 dolarlık böyle 2021 model Toyota Supra arıyorum ben. Yani sarı renginde olanlardan. Hatta biliyorsunuz Ege gelmişti bir ara, Supra kiralamıştı. Aynı o şekilde bir tane Supra almak istiyorum sarı modelinde. Şu an piyasada fazla yok. Hem korona muhabbetinden dolayı fazla yok. Hem de onun dışında da 2021 2.0 Supra bulmak biraz zor. 3.0 bulunuyor ama 2.0 olanlar biraz daha zor bulunuyor arkadaşlar. Eğer bulabilirsem Supra alacağım. Şu an zaten Toyota Highlander kullanıyorum. İşte yine Toyota Supra olacak yani. Hani Toyota'dan bir türlü kurtulamadın diyorsunuz ya, aynı onun gibi muhabbet. Ama Supra güzel bir araba. Ben Supra'yı gerçekten seviyorum. Bakalım, olabilirse Supra alacağız. Gideceğimiz yerde Supra var mı bilmiyorum. Daha önce aradık, yok dediler ama şimdi belki ellerine ulaşmıştır. Bayağı büyük bir galeriye gideceğiz. Hatta bazen de diyorum şu Uber yapmasam, Highlander'ı kiralasam falan diye düşünüyorum. Ama Uber'de de sonuçta şu an dediğim gibi güzel bir para var. Günlük neredeyse 300 dolar ve üzerinde kazançlar sağlayabildik bu 2-3 haftadır ve şu an sezonu geliyor.
O yüzden Highlander'ı büyük ihtimal kiralamam. Zaten başka arabam yok ama özellikle spor araba almak istiyorum. Zaten Uber yapayıp güzel arabalara binemedik. Hep biraz böyle çirkin arabaları gösterdik. Şahan geldi. Onunla buluşabildik kanka. Hoş geldin ya. Neredesin oğlum? Müşteri bekliyor. Müşteri geldi mi? Burada mı? Aynen. Ha iyi. Gerek tamam. Gereken de ceza yiyordum yine. 12. ceza. Sen arabayı ver konuşuruz. Tamam. Jaguar F-Type bu arabayı da kiralıyor. Hatta bu arabayı bizim diğerin kaplamıştı. Belki videosundan hatırlarsınız. Her neyse. Şimdi biraz sonra içeri gelip sohbete devam edeceğiz. Şimdi arabayı vermeden arabanın fotoğraflarını çekti. Hani arabada sonuçta arabayı teslim ettiği zaman arabaya belki vurmuştur, çizilmiştir, herhangi bir şey olmuştur diye. O yüzden şimdi bakın fotoğraflarını çekiyor Çağan. Şu yandaki eleman da alıcı. Şimdi çekmek istemiyorum. Yeah, it's my birthday today, so I came down to kick it. Yeah, man, appreciate it, bro. Appreciate it, yeah, man. And let me know if anything, feel free to, you know, message me anytime, too. Okay, cool. Okay. Hey, appreciate you, bro. Enjoy it, man. Yeah, man. I'll see you. Enjoy it, man. Yes, sir. Yeah. I'll see you here again, then. Okay, no doubt. Okay. Tomorrow at 12, I'll see you. Sounds good, buddy. Yes, sir. All right. Appreciate Take you, bro. Take care, bye-bye. Çağan Bey, kiraladınız arabayı. Kiraladık. Sen videomu çekiyordun. Hadi bakalım. Paralar paralar. Allah Allah. Evet, şimdi arabaların olduğu kısma doğru geldik. İlk arabamıza başlıyoruz. Bu araba nedir abi? Bu 911 Carrera S 2013 model. Bu felaket bir şey. Basıyorsun çok, yani. Çok seri araba, aynen. Bununla kaç tane ceza yedin? Bununla yemedim daha galiba. O sabah çektiğin F-Type'la 2 ceza yedim. Biri School Zone'da. $470 yemiştim. Güzel. Ne yapalım? Seviyoruz baba. Evet evet, güzel araba. Bu arabanın yılı kaçtı? 2013 model. 2013. Yani 400-410 beygir civarı falan. Yanımızda Aston Martin var. Bu yeni geldi herhalde. Yeni aldık. Plakası bile gelmedi daha. Kağıt plaka var arkada. Bu arabanın yılı, modeli, mili kaçtı? 2012 model. Ama bir tane yaşlı Amerikalı amcamız kullanmamış fazla. 20 bin mil biz aldığımızda, yani 20 bine yakındı. İşte güzel bir araba. Çok seri falan değil. Biraz yaşlı arabası. Biraz geç hızlanıyor falan filan. Aha, hemen yanında basic, başka bir Porsche var abi. Değil, bununla ceza yemezsin yani. Vantage, Aston Martin. Aynen. 4.6 motor ama bir benzin yakıyor, anlatamam. 2 günde 1.5 depo gitmiştir yani belki. Bu Panamera. Bu biraz daha büyük baba arabası. Aha. Bu da 3.8 motor. Bu V6. Diğer Porsche'dan çok farklı bu, biraz daha konfor için. Koltukları falan çok daha rahat 911'e göre. Uzun yol, buna Miami'ye gidip geldik, bununla çok rahat yani. Konfor arabası ya, öyle çok hızlı arabası değil. Ama çok kiralanıyor bu da yani, millet çok seviyor. Yani en fazla Porsche, hangi araba Porsche kiralanıyor? Porsche yani. Şu an bu ay bu bayağı iyiydi. Geçen ay Spring Break'te falan %95 falan doluyduk zaten. %94-95 civarıydı. Aston'u da fotoğraflarını bugün çekeceğiz Tampa'da beraber zaten. Hı hı. O zaman koyarız. 911'i de seviyor millet. Ama benim favorim F-Type. Gold Rose falan ya. Rengi. Evet, kaplama. Senin kaplamacı kaplamıştı. Evet, derin kaplamıştı. Onu zaten aynen videoda söyledim. Ya müthiş yapıyor zaten. Çok temiz iş yapıyor. Millet de çok seviyor. Hep soruyorlar bana, nerede kaplattın, nerede ettin. 2-3 kere müşteri gönderdim ona hatta. İyi, süper süper. Aynen. Ama o çok dikkat çekiyor. Yani yok öyle bir araba, tahminimce F-Type hiç Gold Rose internette falan baktım, yok yani. Şu an senin yaptığın iş zaten Turo değil mi abi? Yani Turo'dan, Turo uygulamasına bu arabaları hem koyuyorsun. Hem de local müşterilerimiz çok fazla var yani, Orlando'da yaşayan. Şu an arabaları burada park ediyoruz. Bu evin bahçesinde park ediyoruz. Mayıs'ın birinde inşallah bizim galeri gibi bir yer aldık, oraya geçeceğiz. Arabaları da arttırmayı planlıyoruz. Bakalım. Evet, evet. Süper abi. Bir orada senin account'ın All Star Host mu olmuştu? Bir şey olmuştu. Aynen. All Star Host, bir de Power Host diye bir şey geçiyor. Hani her zaman hangi arabanın modeline tıklasan, Porsche'a tıkladığında ilk bizim Porsche'lar çıkıyor yani. Evet, yani o da Orlando, öncelik oluyor. Aynen. Orlando location seçtiğinde hep en başlarda çıkıyoruz. Aha. Ve review'lerimiz çok şükür 5 üzerinden 4-9 falan. Güzel güzel abi. Ondan iyi gidiyoruz bakalım ya. Şimdi herkesin aklında olan sorulardan bir tanesi de şu. Böyle lüks favori arabaları... Favori arabamı sormuştun. Çok felaket. Highlander. Highlander Uber arabası ya o. Highlander arabası
O Turo'da falan onunla basamıyorsun. Onunla sadece müşteri taşıyorsun. Sen Supra alacağız, basarsın. Supra'yı bulabilirsek aynen 2021 model alacağız, Supra arıyoruz. Alacağız diyoruz da Supra yok, satılık ikinci el yok yani. Bulması zor işte abi. Her aynen. Neyse sorum da bu abi. Şimdi herkes bu videoyu izleyenlerden adamlar diyor Porsche almış, Jaguar almış, Aston Martin almış. Şimdi bu lüks arabaları aldığın zaman Turo'ya koyduğunda hani kazançta oluyor mu yoksa sadece araba kendisini mi ödüyor? Lüks araba yapma nedenimiz şöyle bir şey. Ekonomi arabalar sürümden kazanıyorsun diyorlar ya. O muhabbet yani. Ekonomi araba yaptık bir iki tane. Müşterisi farklı oluyor. Ne bileyim yani. Bununla bir kişi kiralıyorsa öbürüyle beş kişi kiralıyor. Aynı kar yani. Anladım. O yani, şekilde yürüyorlar yani. Aynen. Çok fazla. Ya geçen ay biz neredeyse ekonomi arabalar gibi verdik. Sürekli doluydu arabalar. Ama dediğim gibi sürümü daha az oluyor. Bu arabaların verişi. Ama yani 5 kişiyle uğraşacağına 1 kişiyle uğraşıyorsun. Bir en de bu arabaları cash almıyorsun diyor. Zaten finance yapıyorsun. Yok, finance zaten. Yani aynen. Bu arabaların atıyorum aylık bir ödemesi oluyor. Araba ne kadar kar bırakırsa. Evet, zaten sigorta vesaire biliyorsun hani sen de anlatmıştım. Sigortası olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Arabada hani kendi mekanik bir sorun çıkarmadığı sürece. Yeni olan arabalarda genelde 4 sene 5 sene motor ve şanzıman garantisi vesaire oluyor zaten. Öyle bir şey olsa bile garantisi varken karşılanıyor, geçiyor. Şu ana kadar çok şükür bir sıkıntı olmadı da. Öyle yani. Insurance olduğu sürece en çok mesaj atanlar da o oluyor yani. Insurance vesaire soruyorlar. Sigortası nasıl olacak vesaire vesaire. Kendi sigortası olanlar, Amerika'da yaşayanlar zaten kendi sigortası varsa, full coverage'ı varsa, hani her şeyi kapsıyorsa ekstra para ödemelerine de gerek yok sigorta vesaire. Hı-hı. Ama yani Amerika'da yaşamıyorsak, sigortası yoksa Amerika'da satın alıyorsun günlük hani 20-25 dolar, 30 dolar olsun. Satın alabiliyorsun. Bir de Turo dışından da verebiliyoruz. Şey, contact zaten FL Orlando Rentals Instagram. Aynen onu hesabımız. Ben altına koyarım. Oradan aynen. Arabaları falan paylaşırsın gelen zaten. Gelen olursa DM'den yazabilirler zaten. Yani Orlando'da Turo'dan, alırsanız. Turo'dan çok daha ucuza geliyor. Çünkü servis charge'ımız var bizim. Çok fazla değil. Turo'nun atıyorum 150 ise bizim 40-45 civarı arabaların genelde. Öyle yani. Başka yani Orlando'ya gelenler varsa bu arabaları kullanmak istiyorlarsa aşağı linkini de bırakırız. Oradan aynen. Arabalara bakabilirsiniz. Günlük kaç tam kiralıyorlar, ediyorlar falan. Turo linki var mı? Evet. Turo linkini de belki koyarız. Turo linkini de koyabiliriz. Şey de dediğim gibi Instagram sayfası çok daha rahat oluyor. Yani tabii o daha mantıklı. Vesairedense DM'den çok daha rahat oluyor. Günlük piyasası soruyordun. O da 150 ile 350 arası. Yani arabaların günlük hafta kirası. Hafta sonu, hafta içi, aydan aya değişiyor. Aha. En yüksek olan Aston Martin şu an o işte 300 civarı. Hafta sonları da hani 400'e yakın hatta yani. Aha. Öyle şu anda bakalım. Daha bugün bir araba da almaya gideceğiz beraber seninle. Evet. Gitmişken bir Supra'da bakalım. Supra varsa iyi olur. Evet, şimdi sizlere Çağ'ın elinde bulunan arabaları gösterdik. Yaptığı işten bahsettik ve yeni bir araba alacağından bahsettik. O yüzden şu an biz Orlando'dayız. Herhalde 1 saat, 1,5 saat kadar bir yolumuz var. Aston Martin'le birlikte Tampa'ya gideceğiz. Tampa'da da size sürpriz olsun. Acaba hangi arabayı alacağız? Eğer onu da alırsak zaten iki arabayla birlikte tekrar Orlando'ya dönüp sonra sizlere görüşürüz diyeceğiz. Ama sizlere işleri göstermek istedim. Dediğim gibi Amerika'da birçok yol var para yapabileceğin. Bu şekilde arabayı seven birisiyseniz, arabanın bakımlarını yapabilirseniz ya da arabanın bakımlarını yapabilen birisini de bulabilirsiniz gerçi. Yani böyle bir iş var. Sizlere göstermek istedim. Ben de yakında girmek istiyorum dediğim gibi. Supra almaya çalışıyorum. Şu an Supra piyasada fazla yok. Eğer siz Supra bulursanız bu videonun yorum kısmına yorum atabilirsiniz. Benim istediğim fiyat aralığı 2021 model 2.0 motor. Aşağı yukarı 45 bin dolar olabilir. Ya da 2020 model 3.0 motor. İkinci el yaklaşık 10 bin mile kadar sınırı varsa daha iyi olur. O da 45 bin dolar civarı olabilir. Bulan varsa yorum kısmına yazabilir. Biz şimdi Tampa'ya doğru gidiyoruz. Yeah, try to put the hole in the back though. Okay. Okay, şimdi Aston Martin'e bindik. Arabaya anahtarı bu şekilde takıyor. İlk defa arabada Aston Martin'e girdik. Vallahi ben de ilk defa binişimde kullanmış oldum. Geçen arabayı alırken oturdum. Baktım nasıl çalıştıracağım falan. Adam bana bakıyor. Çok cahil hissettim. Şey yokmuş bak, park yok burada. Şey yapıyorsun, boşa alıyorsun arabayı. Burada da el freni var sol tarafta. Aha. El freni çekip indiriyorsun. Araba ondan sonra vitese geçiyor.
Vay, değişikmiş. Fark falan yok. Çok cahil hissettim kendimi. Kamerası maşallah 4K. Kamerası çok kötüymüş oğlum, baksana bu ne? Şey, Highlander kamerası. Valla benim Highlander'ın... Prius'ta daha güzeldi biliyor musun? Benim Highlander'ın kamerası müthiş yani, öyle söyleyeyim sana. Ama gerçi Aston Martin işte. Ya biz kullanmıyoruz biliyorsun, eski sürücülerden. Kamera falan. Babam gibi şöyle eli arkaya atıyor. Şimdi Tampa'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Belki güzel bir araba bulurum. Ben de araba alabilirim yani. İlla Supra olmak zorunda değil ama Supra sevdam var. Supra'yı seviyorum. Göreceğiz. Şimdi Aston Martin'i Tampa'ya getirdik. Arkada Tampa Downtown manzaralı bir yere. Burada birkaç fotoğrafını çekeceğim. Çağın da Truva'ya koyar arabanın fotoğraflarını. Yani müşteriler güzel fotoğrafları görmüş olur. Öyle yani. Şu an yolculuğumuz devam ediyor. Yemek yedim. Acayip doydum şu an. Çağın da rimleri temizliyor. Kanka hiç temizlenmemiş ya. Olmamış mı? Leş gibi ya. $30 yıkattık ama çok güzel olmadı. Bir de touchless, hiç değmiyor. Çizmesin diye arabayı öyle özel bir yere götürmüştük. Her neyse, dediğim gibi burada birkaç tane arabanın fotoğrafını çekeceğim. Sonrasında da belki Instagram için fotoğrafımı çekerim. Çağ'ın da Instagram fotoğraflarını çekeriz. Öyle. Şu an galeriye daha gelemedik. Biraz sonra galeriye geçeceğiz. Evet, şimdi galeriye geldik arkadaşlar. Önümde bir sürü Range Rover'lar var. Onları sizlere göstermekle başlayacağız. Şu an almak istediğimiz Range'i göremedik. Herhalde bu kağıt kürek işleri falan var. Onları halletmeleri gerekiyor. Finance yapacaklar. Şu an onları bekliyoruz. İçeride onları halledecekler. Eğer bugün olmazsa da arabayı delivery yapacaklar. Sonraki videolarda göreceksiniz kırmızı Range Rover'ı. Onun dışında burada birçok araba var. Sizlere onları göstereceğiz. Ama galerinin kendi içerisinde lüks arabalar var. Bütün lüks arabaları dışarı koymamışlar. Onlar içeride. Onun için ayrı bir video gelecek. Ama buradaki arabaları da sizlere göstereceğiz. Hazır gelmişken, bu arada Supra var mı diye sordum. Supra getirtebiliyorlarmış. Ama onun dışında burada gösterebileceğimiz bir Supra yokmuş. Şimdi neyse, arabaları göstermekle başlayalım abi. Çağın, nerede sizin Range Rover? Ekonomi arabaları dışarıda dedi de, ekonomi dediği arabalara bakar mısın? Charlie, sana sesleniyorum burada. Ekonomi araba diyorlar burada ya. Ya diğer içerideki arabalar çok lüks arkadaşlar. Onun için özel izin aldık zaten. Onun için ayrı bir video gelecek. Galerideki benim arkadaşım da bugün yok. Hani o çok araba manyağı zaten. Çok iyi de anlıyor arabalardan. Hani biliyorum piyasayı az çok da, hani o kadar detaylarını bilmiyorum. Bir gün olmadı o geldiğinde. Bugün de tek off günüymüş. Bugün yok o. Bugün sen biz yardımcı olacaksın artık. İdare edeceğiz ben. Şimdi range'ler burada abi. Bu range'lerin piyasa değeri ne kadar Amerika'da? Bunlar ne olarak geçiyor? Bunların hepsi, range'lerin hepsi farklı. Bak, Velar var burada. Sonra eski kasa, HSE'ler var orada. Sport'lar var, Range Rover'lar. Bizim aldığımız Evoque küçük. Bizim şu ana kadarki en ekonomi arabamız olacak. Kırmızı, o da biraz daha kız arabası gibi. Değişiklik olsun dedik. Hani biraz daha farklı level arabalar da deneyelim diye. Oradan başka bir Evoque gösterebilirsin istiyorsan. Nerede var mı? Hangisi? Var şu sondaki iki. Ha, onlar zaten küçük belli. İçeriye almışlar şu an. Kağıt işlerini vesaire yapıyorlar bankayla. Yetişmeyecek gibi duruyor. Saat 6'yı geçti zaten. Bankalar kapalı. Bakalım. Yarın büyük ihtimalle teslim yapacaklar. Şimdi, aynısı. Aynı kasa zaten. Aynı kasa, sadece kırmızı rengi. Kırmızısı. Ne kadar anlaştınız abi bu araba için? Araba 45 bin milde. 2016'ydı galiba. O kadar çok baktık ki. 2016'ydı galiba o da. Yani çok çok daha temiz bu arabadan. Kondisyonu çok daha iyi. Frenleri, lastikleri, her şey yeni değişmiş. 22 civarına falan gelecek. 45 bin mil civarı işte. Yıl? Yıl dediğim gibi ya 2016 ya 2015 falan diye. Yani çok eski değil, yeni araba yine yani. Range'lerin piyasası şu an böyle. Zaten Charlie'ye biliyorsunuz Range Rover almıştık geçen sene. Eğer o videoyu izlemek isteyenler varsa yukarıya kart koyacağım. Oradan izleyebilirler. Araba burada. Değil mi? Onunkisi. Aynen. O da aynen bundan almıştı ama tabii biz biraz değiştirdik. Bu, belli baş yerlerini kaplattık. Sanki ön tarafındaki ızgaralar daha farklıydı ya. O siyah aldı ya, şimdi değiştirdik. He, değiştirdiniz onları aynen. Falan. İşte Range'ler burada arkadaşlar. Türkiye'de Range'i seven birçok insan var. Burada Prius var. Tabii bunların yanında Prius böyle şey gibi kalıyor. Hani komik çocuk oyuncağı gibi falan kalıyor. Onun dışında şöyle bir ilerleyelim. İlerlediğimiz zaman ileride Audi'ler var. Abi siz niye hiç Audi falan, Alman arabası bakmıyorsunuz? Mesela hiç BMW yok, Audi aslında yok. Aslında bak, satmışlar şu E serileri var orada bak. 4 Mercedes'ler. Tane E serisi var, görüyor musun Mercedes'ler? Evet. Onlardan da yakın sürede alabiliriz. Onların piyasaları da 17-18 civarı. Arabalar 70-80 bin
mil civarında. Ama sizin hani gayet Alman arabası almama sebebiniz maintenance muhabbetinden ya, dolayı mı? Ondan da değil, bizim biliyorsun hani ekonomi gibi oluyor bunlar daha çok burada. Çünkü hani verebildiğim fiyatlar belli. Diğer Porsche gibi veya Jaguar F-Type gibi 200 dolarlara, 250 dolarlara veremiyorsun. Bunların günlük giderleri 100 civarı falan, 100-110 maksimum verebileceğin. Hani yani sen deneyeceğiz bundan da. Hani sen günlük 150 dolar üzeri bırakabilecek arabalara bakıyorsun aynen daha çok. Aynen öyle, aynen öyle kanka. Anladım, okey. Çünkü bunları hani tura dışında da normal ekonomi car rental'larda da bulabiliyorsun. Avis, işte Fox Rent-A-Car falan. Onlarda da E serisi, C serisi Mercedes'ler oluyor bazen. Çok olmasa da. O yüzden hani normal car rental'larda olmayan şeylere bakıyoruz. Farkımız, tarzımız olsun. Şimdi burada Challenger var. Camaro var abi, senin Camaro'ların. Sende Camaro 2SS var belki. Aynen. Takip etmeyenler vardır seni. Ya adam Camaro 2SS aldı, onu bile kiralıyor yani şu an. Bütün arabaları deniyor. O değil, 2SS tutmaz diyordun. Herhalde hiç boş gün yok 2SS'in. 2SS rekorlarda ya. Sen şu an full kiraladın 2SS'i. Aynen, 9'una kadar. Bugün ayın 6'sı, 9'una kadar tutulu. 3 gün oldu aladı onlar. 6 gün mü ne tutulu işte. Şimdi ilk Camaro'muz bu. Kırmızı benim, bir Camaro var. Benim bunun laciverti vardı. Aynen, onu da sattın. Bu ikinci Camaro'ndu zaten senin. Onu da Charlie'den. Ön tarafta bir tane kırmızı Challenger var. Sonra Camaro'lar. Bunların sen piyasasını buranın daha iyi biliyorsundur. Burası bu yani kanka. Burası buranın Tofaş'ı mı şimdi bunlar? Aynen öyle. Yani burada 350Z, 370Z. Evet, 350, 300. 6 silindir Camaro. Genelde bunlar burasının Tofaş'ı olarak geçiyor, Amerikan arabaları. Şimdi bunların piyasası ne abi, Camaro'ları da şimdi merak edenler bunların vardır. SS'lerin piyasaları, yani milleri okey durumdaysa 19-20 civarı. Temizleri. Yeni kasaları, benim kasalar 35 civarında şu an satılıyor. Ama 6 silindirleri falan şu an bu bordo kırmızı olanların 12-13'e bulabiliyorsun yani düzgünü, temizi. Camaro'lar da böyleydi. Burada da Mercedes'ler var. C300'ler var. Ben C300'leri severim. G serisine bakar mısın? Şu anda tutturdu. G serisine bak, G serisine bak. Adam G serisini sever. Herhalde sen bunu da alırsın yakında ya. İnşallah. Aklında var yani. Bunu almayı düşünüyorum bir gün inşallah. G serisi tabii güzel yani. Güzel bir araba G serisi. Böyle bir şey alsam kiraya vermeye. Hiç var mı Turo'da bu Mercedes'in G serisi ya? Gördün mü? Vardı, adam kiralamamak için. Kendi arabasını koymuş öylesine. 1200-1300 dolar charge etmeye çalışıyor. Hiç tribü yok yani. Hiç verememiş. Öylesine koymuş diyorsun. Aynen. Tok satıcılık yapıyor. Böyle hatta içeriye girdik. İçerideki çalışan menajerle konuştuk. O da böyle bir işin olduğunun farkına varmış. Çünkü çok kişi geliyormuş araba alıp kiraya vermek isteyenler vesaire. Adam da o şekilde sorular sordu bize. Tabii de bu Turo üzerine olacak. İçerisinde sadece lüks arabalar var. O başka bir videoda gelecek. Bu arada Maserati'ler hakkında ne düşünüyorsun abi Turo Business için? Maserati'ler güzel araba. Ghibli'ler şey gibi oldu artık. Toyota Camry falan gibi oldu. Toyota Corolla gibi oldu burada. Çünkü 20 bin lira bulabiliyorsun Maserati Ghibli'leri. 20 bin dolara bu Maserati'ler bulunabiliyorsun. Parçaları tabii pahalı. Ama Maserati'nin işleri çok boş değil mi ya? Ya boşları gerçekten boş. Hani gidip en ucuzunu kiralama için alırsın da. Çok fazla var zaten. Ya adı Maserati mi Maserati yani. Maserati'ler de var. Burada Jaguar'lar var. Sizde Jaguar F-Type var tabii. Ama bu nasıldır? Bu biraz daha business class. Bir de bu araba biraz yaşlı ya. Yaşı var diyorsun. Eski, aynen öyle. Türkiye'de müthiş bir araba. Keşke Türkiye'de sürebilsek böyle bir şey de. Evet. Mercedes C300'ler abi. C300'leri ben biliyorsun seviyorum. Güzel araba. Aklımdaydı her zaman ama... Çok çok yüksek fiyatlı da değil bildiğim kadarıyla, emin değilim piyasalarından. Tabii tabii 2015-2016'larını 25 bin dolara 23 bin dolara falan bulabiliyordunuz geçen sene. Anlamayacak bir araba o fiyatları bence. Tabii yani. Tabii şu an zaten daha fazla fiyatı düşmüştür. Geçen sene yani 23-24'tü 2015'ler herhalde 20 bine 18 bine bulunabilir bu sene. Bak kırmızı BMW var ya. Evet. Bir serisi mesela burada hatchbacklerini hiç getirmemişler Amerika'ya. Benim 2-3 tane arkadaşım var, Bulgaristan'dan falan getiriyorlar hatta. Onlar car meet'lere gidiyoruz araba buluşmalarına. Aha. Bu 2 serisiymiş bak. 1 serisiyle aşırı benziyor, hani hayatta ayırt edemez. Hiçbir şekilde hatchback'lerini getirmemişler. Benim kuzenim soruyordu hatta. Aha. İşte oraya geldiğimde de 1 serisi hatchback alayım falan, çok güzel. Dedim burada yok yani, unique arabalar yani. Yani burada Turo için baktığın zaman Challenger var mesela, Challenger'lar da çok popüler, Mustang'ler, Challenger'lar. Challenger'lar aynı.
Bu SRT Hellcat. Bu supercharged'lı 707 beygir diye biliyorum bunları. Bu bunlar, manyak bir araba. Bunlardan böyle var mı Turo'da, gördün mü? Hellcat'lerden. Turo'ya koyulmaz böyle arabalar ya. Çok hızlı ya. Evet. Yani bir siz... yakmalık ya. Her gün lastik değiştir Turo'ya koyarsan bunu. Kırmızı için ne düşünüyorsun? Kırmızı RT 8 silindirli bu da. Tahminimce 400-420 civarıdır beygir bunun. Fena değil yani. Ne kadar ortalaması bunların? Fiyat olarak Amerika'da almaya kalkarsan? Bu kasaları tahminimce 23-24'de bulabilirsin ya. 8 silindirli ya, güçlü yine düşünsen. 400 küsur beygir. Evet. Ama biz şu an Turo için arabaları konuştuğumuz için Turo'da böyle arabalar yok diyeceğim ama sen kendi Camaro'nu sat. Ama ben şaşırdım hani, ben de tok satıcılık yapacaktım hani, amacım şey değildi. Hani Camaro'dan para yapayım vesaire değildi. Camaro'yu koyma amacım hani aylık ödemesini yapsın. Yeterli diye düşünüyordum. Arabaya binemiyorum yani. Annemin babamın arabasını alıyorum şimdi arabasızlıktan. Yani. Öyle yani, gitmiyor dediğimiz araba da gitmeye başladı. O yüzden tam da ben hangi arabayı göstereceğimi bilemiyorum Turo işleri için. Ama böyleydi. Range Rover almak için geldik ama hala dediğimiz gibi hazır değil. Büyük ihtimal onu Orlando'ya delivery yapacaklar. Arabalarla alakalı ne tarz video çekmemi isterseniz yazın. Çünkü şu an sürekli araba buluşmalarına gidiyor. Car meetinglerine gidiyor. Meetingler nasıl geçiyor abi? Ya meetingler çok güzel geçiyor. Neye gittiğine bağlı. Mesela çok güzel ortam olan şeyler var. 350Z, 370Z'lerin geceleri oluyor. Müthiş. Yani en alçak araba challenge'ı falan yapıyorlar. Ortam manyak. Çok kalabalık oluyor. Ama Porsche, Jaguar, Maserati geceleri oluyor mesela. Hepsi ayrı ayrı oluyor veya İngiliz arabaları gecesi oluyor. Jaguar'lar, Aston Martin'ler falan geliyor. Kesinlikle çok kaliteli yani. Nasıl bir şey yapalım bilmiyorum, ne isterler. Yani ben arabalardan müthiş anlayan birisi değilim. Zaten o yüzden ya Çağrı oluyor yanımda. Zaten Çağrı da benim gibi çok çok fazla anlamıyor. Ama Çağrı bu işleri bildiği için özellikle buraya geldim. Sizlere Turo'da kiralayabileceğiniz arabalar üzerinde konuştuk. Onların kiraladığı arabaları gösterdi. Şimdi biz yavaştan Orlando'ya doğru döneceğiz. Arabamız hazır değil maalesef. Normalde iki kişi geldik. Ben kullanacaktım atıyorum Range'i. Aston Martin'le de Çan kullanıp Orlando'ya o şekilde dönecektik ama dediğim gibi araba hazır olmayınca sizlere gösteremedik. Şimdi içeriye gireceğiz biz. Lüks arabaları çekeceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Çan Bey bir şey diyor musun? Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.